bakalım. Mutfağıma hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk Özgeciğim. Nasıl buldunuz mutfağımı? İçeri girdiğimde ilk etapta saatini çok alakasız buldum. Yani pembe ve oradaki çiçek detayları hiç uyumlu değil. Sade bir şey seçebilirdim bence mutfağıma saat koymak istiyorsan. Bence de çok fazla demode ve eski kalmış bu mutfağa göre. Çünkü kapakların ve kulpların mesela evet, çok güzel ve modern. Kapaklarını ve kulplarını gerçekten çok beğendim. Bez eşyalarının da inox rengi olması gerçekten çok güzel. Evet. Ama keşke etiketlerini sökseydin. Onların bir anlamı yok bence çünkü. Şöyle söyleyeyim, daha yeni evliyim. Dokunmak istemedim hani çizerim falan filan diye. Ama evet, ben de çıkarmayı düşünüyorum. Yani aynısı bende de var. Ben hemen direkt çıkarttım. Bence sen de çıkart, daha hoş olacak en azından. Tamam. Buzdolabındaki sarımsaklık doğru şey rendeleyeceğine çok seviyorum, kullanıyorum. Kullandığım şeyin de hemen elimin altında olması daha kolay oluyor. Bir de sarımsak rendeliyorsun. Hayır, yemeklerde kullanıyorum. Tat verdiği için güzel oluyor. Yani bence rende asması çok saçmaydı. Çünkü bende de var aynısı ve ben çekmecemde muhafaza ediyorum. Bu rende çekmecede muhafaza edilebilir. Oraya anılarını asabilir ama taş köprü sarımsağını anımsatacak bir rende değil kendisi. Burada ileride marketten de bulabiliriz. Hazalcığım, bence mutfakta bakman gereken ilk şey sarımsak rendesi olmamalıydı. Bakmam gereken ilk şeyin yağdanlık olduğunu düşünüyorsun sanırım Düsses. Baktım, bakmadım değil ama ikisinin boyları da farklı ve dışı gözükmüyor. Hemen onu açıklayayım canım. Birisi yemeklerde, birisi salatada sadece kullanılıyor. Salatalar daha küçük oluyor benim bildiğim. O şekilde ikili satılıyordu zaten, o şekilde aldım. Güzel ve şık duruyor. Yani porselen en azından. Yemeklik için kullanılıyordu. Seninkiler açık, seninkiler açık ve camdı. Kötü bir görüntüsü vardı. Benimki en azından beraber ikisi yani bir takım. Yani değildi en azından. O polemiğe ama görünüyordu. Hayır, görünüyordu zaten, ama. Gerek duymuyorum çünkü. Zeytinyağlıklarını bence özellikle o şekilde aldığını düşünüyorum. Sırf Hazal'ın buna dikkat edeceğini bildiği için ve kaç günden beri buna değindiği için kendisi özellikle bu içi görünmeyen yağdanlıkları seçti. Başka hiçbir açıklaması yok. Bu kadar dikkat eden bir insan onu içini gözüken bir yağdanlık alırdı. Yağdanlıklarına bakmak bile istemedim çünkü benim için gerçekten çok gereksiz bir detaydı. Yağdanlıklar konusunda takıntılıyım. O yüzden kendim seramik seçtim. Devam etmek istiyorum. Evet. Oradaki kombinin yanındaki bardaklar, yani evet olabilir, hepsinin bir anısı vardır belki ama evet, keşke oraya daha mutfağına uyan tarzda şeyler koysaydın. Atıyorum işte beyaz kupalardır ya da ne bileyim gridir, siyahtır ya da tek bir fincan takımım vardır. Onu öyle koysaydın daha hoş durabilirdi. Ya birçok şey gözü istiyorum. Ben